Hesap makinanızı kullanarak tanjantı 0,875 olan açının derece cinsinden ölçüsünü bulunuz. Yuvarlama yapabilirsiniz. Evet, tanjantı 0,875 olan açının derece cinsinden ölçüsü. Bu soruyu çözerken yapmanız gereken ilk şey dikkatli olmak. Neden mi? Çünkü bizden 0,875'in tanjantını istemiyorlar. Yani 0,875 bir açı değil ve bu açının tanjantı ne olur diye sormuyorlar. Bunu yaparsak soruya yanlış cevap vermiş oluruz. Bizden istenen şu. Soruda bir açının, gelin bu açıya teta diyelim. Teta'nın tanjantı alındığında sonucun 0,875 olduğu söyleniyor. Ve bizden bu açının, yani teta'nın ölçüsünü bulmamız bekleniyor. Ve bunu yaparken de hesap makinesi kullanın demişler. İyi demişler. Bu soruyu çözmek için kullanmamız gereken trigonometrik fonksiyonu bana söyleyebilir misiniz? Bence söylersiniz. Bu fonksiyona ters tanjant ya da ark tanjant fonksiyonu deniyor. Herhangi bir ifadenin ark tanjantını alırsanız, mesela elimizdeki bu ifadenin ark tanjantı bu şekilde gösterebiliriz. Sol tarafın ark tanjantını alırsak sağ tarafa da aynı işlemi uygulamamız gerekir. Bunun için tabii sağ tarafı biraz boşaltmam gerekiyor. Evet, sayıyı biraz sağa kaydıralım ve buranın da ark tanjantını alalım. Şimdi iki tarafında da ark tanjantını almış olduk. Bu işlem sonunda sol tarafta açının kendisi kalır. Çünkü bir açının tanjantının ark tanjantını alırsanız, geriye açı kalır. Sağ tarafta ise 0,875'in ark tanjantı kaldı. Bu işleme hesap makinesine girdiğinizde, eğer derece modu seçiliyse sonucu derece olarak, sonucu derece olarak bulursunuz. Radyan modu seçiliyse de radyan olarak. Evet neyse artık hesap makinemizi kullanabiliriz. İşte karşınızda sıradan bir hesap makinesi. Öncelikle daha önce yaptığımız işlemleri temizleyelim. Güzel. Evet, hesap makinesinin tuşlarına bakacak olursanız, tanjant fonksiyonu görebilirsiniz. Ama ark tanjanta ait bir tuş yok. Çünkü arc fonksiyonu için buradaki i, n, v tuşuna basmamız gerekiyor. i, n, v İngilizcedeki inverse kelimesinden geliyor. Tersini almak. i, n, v tuşu bir sayının tersini yani o sayının bire bölümünü bulmanızı sağlamaz. Bunu yapmak istiyorsanız buradaki 1 bölü x tuşunu kullanmanız gerekiyor. i, n, v tuşu kullanacağınız fonksiyonun tersini alır. Evet, bu da ek bilgi olarak dursun. Şimdi i, n, v'ye basalım. İşte şimdi fonksiyonların terslerini görebiliyorsunuz. Tabii ki evinizdeki hesap makineleri bunu yapamaz. Bu buradaki sanal hesap makinasının özgü bir özellik. Gerçek hesap makinelerinde bir fonksiyonun tersinin fonksiyona ait tuşun üzerinde başka bir renkle yazıldığını görürsünüz. Ve o renkteki tuşa basarsanız fonksiyonun tersini elde edersiniz. Neyse hesap makinelerinden yeterince bahsettik. Sorumuza geri dönelim. Ne dedik? 0,875 ve bunun ark tanjantını bulmak istiyoruz, öyle değil mi? O halde ark tanjant ya da ters tanjantı gösteren tuşa basalım. Kontrol edelim, derece modunda olduğumuza göre. Ve işte sonuç burada. Şimdi bu sayıyı yuvarlamamız gerekiyor. Evet, 41,18 olarak başlayan sayıyı yuvarlarsak, 41 derece elde ederiz. Teta yaklaşık olarak 41 dereceye eşit. Şimdi de aynı işlemi grafikte çizebilen bu hesap makinesiyle yapalım. Bu hesap makinesiyle yapmak istiyorum. Önce makineyi açalım ve önceki işlemleri silelim. Evet, ark tanjantı bulmak istiyoruz. Evet, biraz önce de işte bundan bahsediyordum. Eğer sizde de bu hesap makinelerinden bir tane varsa, ark tanjantı aynen bu şekilde görürsünüz. Tanjant tuşunun üzerinde sarı ile yazılmış tan üzeri eksi 1. Bu işte. İşte tan üzeri eksi 1, ark tanjantı ya da ters tanjant fonksiyonunu temsil eder. Sakın kafanız karışmasın, bu tanjantın eksi birinci kuvvet demek değildir. Bu sarı tuşa sonra da tanjant tuşuna basarsanız, hesap makinesi sizin ark tanjantı hesaplamak istediğinizi anlar. Ve 0,875'in ark tanjantı olarak aynı sonucu buluruz. Ark tanjantı 0,875 olan açı, yaklaşık olarak 41 derecelik bir açıdır. Bu kadar.